Türkmenistan'da neler oluyor? Pahalı bir lider için gücün sürekliliği, aşırı enflasyon ve yeni egzotik evcil hayvanlar. Bu ve daha fazlası haftalık ifingimizde. Son günlerde Türkmenistan arka arkaya komşu ülkelerden önemli misafirleri ağırlıyor. Ne oluyor? 29 Nisan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, acil çözüm gerektirmeyen konuları görüşmek üzere Aşkabat'a geldi. Ziyaret sonrasında Özbek hükümeti tarafından yayınlanan basın başkanı son ölümüyle ilgili başsağlığı dahi cumhurbaşkanları arasındaki nezakete, alışverişi üzerinde durulduğu Gurbangulu Berdi Muhammedov en 89 yaşındaki baba, Mielik Guli. Özbek lider daha sonra Berdi Mükamedov'u yeni kurulan senatonun başkanlığına seçildiği için tebrik etti, bu cumhurbaşkanının yapmaması gereken bir pozisyondu bir basın açıklamasına göre bu tür ziyaretlerde alışılmış olduğu gibi ticaret cirosu için yeni bir rakam açıklandı 2021'de 530 milyon dolar. Öyle ya da böyle ziyaret sırasındaki en önemli olay oldukça gayri resmi olan tören oldu. İktisadi işbirliği ile ilgili geleneksel meseleleri ele alan iki ülkenin cumhurbaşkanları Türkmenistan'ın ilk cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov'un kalıntılarının gömüldüğü türbeyi ziyaret etti. Cami'nin kubbesinin altında Müslüman geleneğinin aksine Niyazov'un tarihi ve mistik eseri Ruknama'nın satırları yazılıdır. Liderler Kur'an'dan sureler okurlar. Bundan hemen sonra Mirziyoyev havalimanına gitti. Tüm bu resmi rutinin beklediği bir sonraki kişi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev olabilir. 3 Mayıs'ta Kazakistan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları arasında yaklaşan ziyaret için hazırlıkların görüşüldüğü bir telefon görüşmesi yapıldı. Ancak bu sefer de gündem oldukça monoton görünüyor. Geçen ayın sonlarında Berdi Mükamedov, diğer iki büyük uluslararası ortakla telefonla temasa geçti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Böylesine çalkantılı ve görünüşte kaotik diplomatik faaliyet, yalnızca Berdi Mükamedov'un ardıl süreçte önemli bir adımın eşiğinde olabileceğine dair şüpheleri körükledi. Doğru, bunu öğrenmenin bir yolu yok, ancak güç aktarımı planlandıysa, büyük olasılıkla böyle görünecekti. Serdar'ın babasının yasal halefi olarak hazırlanması birkaç yıldır devam ediyor ve bu sırada Bırday Mükamedo ve Onu ülkede giderek daha önemli görevlere atadı. Serdar'ın Şubat ayında başbakan yardımcılığı görevini üstlenmesinin ardından, Türkmenistan'da başbakan olmaması dikkat çekicidir, ülkede şu anda işgal ettiğinden daha yüksek bir pozisyon kalmadı. Veliaht Prens zaten babasının sırdaşı olarak etkin bir şekilde hareket ediyor. Mart ayının sonunda 4 günlük uzun bir Moskova gezisine çıktı. Ve 29 Nisan'da, Avrasya Ekonomik Birliği, EAEU, üye devletlerinin hükümet başkanlarının zirvesine onur konuğu olarak katılmak için tekrar Rusya'ya geldi. 30 Nisan'da Serdar Sendika toplantısında konuştu konuşmasında her zamanki monoton tavrıyla Aşkabat'ın EAEU gibi kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğundan bahsetti ve ülkesinin nakliye ve lojistik altyapısının olanaklarını anlattı. Bir havucu olarak Mayıs 2018'de açılan, yılda 25 milyon tona kadar kargo alabilen Türkmenbaşı limanını, tüm ülkeden geçen fiber optik ve yüksek voltajlı elektrik hatlarını, yeni otoyolları, köprüleri anlattı. Ve Türkmenistan'ın kavşakları seyirci sevinmiş olmalı. Serdar daha sonra Rusya başbakanı Mihail Mişastin ile bir kez daha gerçekten hükümetin başına geçtiğini vurgulamak istercesine bir araya geldi.